Alo. Buyurun. Alo. Buyurun. İyi akşamlar, buyurun efendim. Alo, sesimi alabiliyor musunuz? Evet, buyurun. Sizi dinliyoruz. Alo. Evet, sizi duyabiliyoruz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Televizyonunuzun sesini biraz kısarsanız size daha iyi yardımcı olacağız. Alo. Ben bu burnumda mesela yani... Evet, duyuyoruz. Buyurun. Tamam. Ben hemen sorumu anlatıp kapatıyorum. Ben buyurun efendim. Tansiyonum hiç düşmüyor benim. Yani tansiyon ilacı kullansam dahi benim tansiyonum düşmüyor. Buna bir bitkisel tedavi istiyorum. Bir de burnumda böyle yani yapıyorum. Şöyle devamlı mesela burnumda çekmek zorunda kalıyorum burnumu mesela. Onu gece yatarken bile burnumu çekmek zorunda kalıyorum. Buna da bir bitkisel tedavi önerebilirseniz memnun olurum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Afrika itiri forte, ekinezya forte. Bunları kullandığı zaman bir şey kalmaz. Tansiyon için de dünyada en etkili bitki alıç. Birleşiminde alıç, yaprak ve çiçeğin ekstraktı, öksürtü ekstraktı, melisa ekstraktı, zeytinyağı ekstraktı içeren çok özel bir formül geliştirip bunu kullandığı zaman kişi tansiyon hapı asla kullanmamak gerekir. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapları böbrekleri çürütüyor. Karaciğer yağlanmasına sebep oluyor, sıroza dönüşüyor. Kullanmadan yalnız bu şeker ilaçlarını ya yükseliyor ya da düşüyor. Bunun önüne nasıl geçilecek? Bitkisel çözüm yolları ne diyorsunuz? Alıç ne yükseltir ne düşürür. Orta dengeler. Dengeli. Dengeler. Ama kimyasal ilaç öyle değil. Kimyasal ilaç böbrekleri çürütür. Tansiyon hapı, diyabet hapı, kolesterol hapı alanlar. Yüz binlerce insan kimyasal ilaçlardan ölüyor. Bizde de televizyonlarda maşallah bir artist mi, manken mi, bir şey, bir bayan, bitkiler zararlıdır diyor. Bitki konusunda hiçbir fikri yok halbuki. Çok komik bir ülkeyiz Türkiye olarak. Allah yardım etsin. Bin yıldır insanların tedavi maksadıyla kullandığı bitkilere zararlı diye birisi çıkmış. Bitki hakkında hiçbir fikri yok. Biri bir şey söylüyor, o da papağan gibi konuşuyor, zavallı.